C1 vize statüsünden F1 vize statüsüne başvuracağım. Ama aynı zamanda I-539 formunu B2 vizesi için de doldurun diyorlar. Sizce F1 vizesinin yanında B2 vizesine başvurmak zorunlu mudur diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Son dönemler yaklaşık 1,5 yıldır en az göçmenlik dairesinin özellikle statü değişiklikleri noktasında çok ciddi değişiklikler getirmiş durumdalar. Ve bu değişikliklerden dolayı, yürürlükteki oluşan bu değişikliklerden dolayı çok ciddi anlamda red diyenler oldu ve sorun yaşayan öğrencilerimiz ya da kişiler bulunuyor. Dolayısıyla bu değişikliklerin arasında çok dikkatli olmak gerekecek. Evet, bunlardan bir tanesi de artık kişiler sadece F1 vizesi statüsüne başvuru yaparken o başvuru yapmaları yeterli olmayacak. Aynı anda geldikleri ya da bulundukları statüde devam ettiriyor olmaları gerekecektir. Dolayısıyla sizin durumunuzda olan bir kişinin sadece F1 statüsüne başvuru değil, aynı anda da B2 vize statüsünde uzatımı için başvurusunu yapmak zorunluluğu vardır. Dolayısıyla sorunuzun cevabı evet ve dolayısıyla bu tip değişikliklere de dikkat etmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Özellikle siz genç arkadaşlar da öğrenci arkadaşlar da gördüğümüz sıkıntılardan bir tanesi bu tip başvuruları kendileri yapmaya çalışmaktalar ya da okulları aracılığıyla ya da okullardan danışmanlar aracılığıyla yapmaya çalışmaktalar ve maalesef olumsuz sonuçla karşılanan çok kişiyle karşı karşıyayız yaklaşık şu 1,5-2 yıldır. Ve tavsiyemiz kesinlikle bu işi bilen bir uzman avukatla yapmanızdır. Çünkü eğer red gelirse ondan sonra düşeceğiniz durum ve masraflar çok daha yüklü olacağını lütfen göz ardı etmeyin deyip bu takipçi arkadaşlarımız da bu şekilde bir tavsiyede de bulunmuş olayım.